Merhaba, ben Sercan Güzel. Yeni başlayanlar için kırıl birinci hafta eğitimimizi bu hafta sizlerle beraber gerçekleştiriyor olacağız. Bu hafta kreo parametrik ile çalışma metotlarının temelleri, kreo parametrikin bütünleşik yapısı, kreo parametrik kullanıcı arayüzünün yetenekleri ve kullanım kolaylıkları konularını işliyor olacağız. Öncelikle sizlerle beraber kreo parametrenin çalışma mantığını görebilmek adına bir basic modeling prosesi uygulaması gerçekleştireceğiz. Öncelikle ilk parçamı karşıma getiriyorum. Gördüğünüz üzere KBS PRT karşıma gelmiş oluyor. Bu model üzerinde bir parametrik değişiklik gerçekleştireceğiz ve modelimize nasıl yansıttığını göreceğiz. Öncelikle herhangi bir yüzeyimi seçiyorum. Add Dimensions'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi ölçülerim karşıma geliyor. Mesela 3,5 birim olan ölçümü 5 birim olacağını söylüyorum. Ve gördüğünüz üzere model üzerinde parametrik bir değişiklik gerçekleştiğini görüyoruz. Herhangi bir yüzeyin üzerine 2 kere tıkladığımda da aslında Edit Dimensions'a aynı işlevi gördüğünü görüyoruz. Burada ise 25 birim ölçümü 35 birim ölçü olacak şekilde söylüyorum ve parametrik değişikliğimi gerçekleştirmiş oluyorum. Dosyamı kaydediyorum. Dosyamı kapatıyorum. Şimdi ise New içerisinden part ortamına giriş yapıyorum ve ismini de key handle olarak belirliyorum. Sketch'imi gerçekleştirmek için planlama ihtiyacım olduğunu biliyorum ve bu sebeple Datum Display içerisinden planlarımı açıyorum. Sketch'ime tıklıyorum ve font düzleme olacağını söylüyorum. Gördüğünüz gibi referans çizgilerim karşıma geliyor. Ve Circle aracını kullanarak bir daire çiziyorum. 5 birim olacağını söylüyorum. OK'ye tıklıyorum. Extrude'a tıklıyorum ve katamatör geometrimi iki boyutlu skecimden oluşturmuş oluyorum. Bunu da her iki yönden birden ilerleyecek şekilde simetrik bir geometri olacağını söylüyorum. Ve 12 birim olacağını söylüyorum. OK'ye tıklıyorum. Şimdi ise skecimi ön yüzeye yapacağımı söylüyorum. Ve OK'ye tıklıyorum. Referans çizgilerimi oluşturuyorum. Daire harcama tıklıyorum ve çapının 7 olacağını söylüyorum. OK'ye tıklıyorum. Yine Extrude'a tıklıyorum ve tam tersi yönde geometrimi oluşturacağımı söylüyorum. Ve 5 birim uzunluğu olacağını söylüyorum. OK'ye. Şimdi ise kenarları round geometrisi oluşturmak için round harcama tıklıyorum. Ve her iki kenara CTRL ile tıklayarak 0,5 olacak şekilde geometrimi oluşturuyorum. Şimdi model ağacım içerisinde Extrude 2 ve Round 1'e CTRL ile tıklayıp aynı alma ağacına tıklıyorum. Ve front düzleme paralel olacak şekilde aynı alma işlemini gerçekleştiriyorum. Az önce de yaptığımız gibi herhangi bir yüzeyimizin üzerine 2 kere tıklıyorum. Ve mesela burada 12 olan ölçümün üzerine tıklayarak 60 birim olacağını söylüyorum. Gördüğünüz gibi modelim üzerinde yaptığım parametrik değişiklikler modelime aniden yansımış oluyor. Şimdi sizlerle beraber modelim üzerinde bir renk ataması gerçekleştireceğiz. Bunun için de View'a tıklıyorum. Appearances'a tıklıyorum. Ve var olan renklerim içerisinden Alüminyum Brush'ı seçiyorum. Keyhand PRT'nin üzerine tıklıyorum ve orta tuşa tıkladığımda aslında bütün modelimi hep boyamış oluyorum. Yine bir tane renk seçiyorum. Bu da mavi renk olacağını söylüyorum. Yüzeylerimi seçiyorum. CTRL ile. Her bir yüzeyimi seçtikten sonra orta tuşa tıklayarak rengini maviye boyamış oluyorum. Son bir renk daha ataması gerçekleştireceğim. O da krom rengi olacak. Ön yüzeyleri seçiyorum. Ve bu şekilde
boyamış oluyor. Dosyamı kaydediyorum. Close diyorum. Resin Atlas Pack diyorum. Şimdi ise oluşturduğum bu parçaları birbirlerine montajlayarak sonrasında teknik resim ortamına aktaracağım. Montaj ortamına geçiş yapabilmek için Assembly ikonuna tıklıyorum ve ismini Chuck Key olarak belirliyorum. Yine düzenlerimi açıyorum ve bu sefer merkez parçamı çağırıyorum. KeyBestPRT'mi. Sağ klik yaparak Default Constraint diyorum. OK'ye tıklıyorum. Montajlanacak parçayı çağırmak için yeniden Assemble'a tıklıyorum. Ve KeyBestPRT'yi, daha doğrusu KeyHandlePRT'yi karşıma getiriyorum. Öncelikle modelimi yerleştireceğim noktaya yakın bir yeri konumlandırıyorum ki daha rahat görebilmek adına. Montajlama işlemini gerçekleştirirken öncelikle yüzeyleri eş merkezi olarak belirliyorum ve oturacağı noktaları belirledikten sonra montajımı gerçekleştiriyorum. Öncelikle üst yüzeyimi ve deliğimin alt yüzeyini seçiyorum. Sonrasında oturacağı noktaları seçerek birbirine montajlamış oluyorum. Coincident dersem birbirine birleşik olarak kısıtlamamı gerçekleştirir. Distance kısmı kullanırsam araya bir mesafe olacak şekilde konumlandırabiliyorum. Ben alt birim mesafe olacak şekilde konumlandırıyorum. Ve OK tıklıyorum. Gördüğünüz gibi montajlama işlemi kreo parametresiyle bu şekilde rahatlıkla yapılabiliyor. Şimdi ise Keyhandler'ın üzerine tıklıyorum ve Open'a tıklıyorum. Bu oluşturduğum Keyhandler parçasını teknik resim ortamına aktarabilmek için Drawing'e tıklıyorum. Ve ismini Chuck DRV ismini veriyorum. Burada hazır şablonlarından bir tanesini seçiyorum. Mesela A4 Drawing'i seçiyorum. Ve gördüğünüz üzere otomatik olarak görünüşlerim karşıma geliyor. Eğer ben ölçülerimi otomatik olarak karşıma getirmek istiyorsam, onun için Annotate kısmından Show Model Annotations'a tıklıyorum. Ve herhangi bir görünüşün üzerine tıklayarak buradan dilediğim ölçüleri seçebiliyorum. Apply diyorum, Cancel diyorum. Gördüğünüz üzere modelim üzerinde ölçülerim karşıma gelmiş bulunmakta. 60 birim ölçünün üzerine tıklıyorum. Ve bu ölçüyü 45 olarak belirterek regenerate ettiriyorum. Gördüğünüz üzere modelin üzerindeki ölçünün içerisinde bir değişiklik yaptığımda bu aynı zamanda montaj ortamına ve part ortamına yansımış oluyor. Yani aslında bu üç farklı ortam birbiriyle ilişki olarak çalıştığını görüyoruz. Genel olarak Basic Modeling Process uygulaması da bu şekilde. Şimdi ise sizlere biraz arayüzünden bahsediyor olacağım. Close'a tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere karşımıza bir web browser yapısı geliyor. Bu web browser yapısında siz bir arama motoru olarak kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere Google karşımıza geliyor. Ama aynı zamanda klasör yapısı olarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Yani iki farklı ortam aslında birbirine eşlenik olarak çalışıyor. Şimdi sizlere biraz Common Folders yapısından bahsedeyim. Insertion kısmında gördüğünüz gibi kapattığım dosyalar karşıma gelir. Bu da kreo parametrenin RAM ortamında açık olan, yani bizim close ile kapattığımız ama halihazırda RAM ortamından uzaklaştırmadığımız dosyaları karşımıza getirir. Eğer ben yanlışlıkla bir dosya kapattım ama o dosyaya yeniden ulaşmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Insertion'a tıkladıktan sonra herhangi bir ihtiyacım olan parçayı çağırarak gene
Bu dosyayı kaydedebilirim veya modem üzerine değişiklik yapabilirim. Close'a tıklıyorum. Erase not displayed ise aslında Creo sizin kapattığınız parçayı RAM ortamında tutar ve sizin daha performanslı çalışabilmeniz için arka planda hazırda tutulan parçaları silebilmeniz adına Erase not displayed adı altında bir aracı kullanır. Okey dediğinde arka planı açık olan dosyaları silmiş olur. Desktop'a tıkladığımızda masa üstünde bulunan klasörleri gösterir. Şu an kendi klasörün içerisinde mevcut değil. My Documents içerisinde belgelerim içerisindeki klasörleri görürsünüz. Working Directory içerisinde Working Directory'yi de ayrı bir parantez açmam gerekirse siz burada dosyanızı kaydedebilirsiniz, dosyanızı çağırabilirsiniz. Yani sizin çalışma ortamınızın bulunduğu bir klasördür Working Directory. Ve siz Select Working Directory diyerek herhangi bir klasörü seçebilirsiniz. Mesela ben buradan ne diyeyim mesela hazırda Adobe klasörüm var ve buna sağ tıklayıp Set Working Directory olarak belirlediğimde benim dosyam yolumun Adobe olduğunu karşıma getirmiş oluyor. Aynı zamanda Merge Session içerisinde de Select Working Directory görebiliyorsunuz. Aynı zamanda herhangi bir klasöre sağ tıklayıp Set Working Directory derseniz de çalışma klasörünü o şekilde belirlemiş oluyorsunuz. Folder Tree içerisinde de bilgisayarınız içerisindeki dosya yapısını görmüş oluyorsunuz. Şimdi genel olarak aslında giriş arayüzü gayet sade, gayet kullanışlı bir arayüz olarak gelmekte. Sizlere biraz yeni bir sayfa içerisinde, yeni bir part dosyasındaki arayüzünden bahsetmek isterim. New'a tıklıyorum, Part'a tıklıyorum. Herhangi bir isim vermiyorum. Otomatik bir isim geliyor karşıma. Gördüğünüz üzere üst tarafta bir ribbon menüsü görüyorsunuz. Ribbon menüsü içerisinde siz sekmeler halinde birbirine yakın konumlandırmış ihtiyacınız olabilecek bütün komutları sekme halinde görebilirsiniz. Bu sayede hani çok fazla bir komut dizini olmadan alt sekmelerde rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir yapıya sahip olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi analizle ilgili araçlarınızı burada bulabiliyorsunuz veya görünümle alakalı olan araçlarınızı burada bulabiliyorsunuz. Yani Ribbon menüsü aslında sizin ihtiyacınız olabilecek bütün araçları sekmeler halinde size sunmuş oluyor. Grafik window yani sizin tasarımınızı gerçekleştirdiğiniz alanı içermekte. Hemen üstünde grafik toolbar mevcut. Burada da Refit gibi bir aracımız mevcut. Size en uygun olabilecek şekilde bir zoomlama aracı olarak ihtiyacınızı karşılıyor. Zoom in yaptığınızda sol klikle bir kutucuk oluşturuyorsunuz ve ikinci tıkladığınızda yakınlaştırmayı o şekilde gerçekleştirmiş oluyor. Eğer uzaklaştırmak isterseniz de zoom alt'la uzaklaştırabilirsiniz. Refit'te yeniden eski haline getirebilirsiniz. Diğer araçlar, diğer örnekler içerisinde sizlere gösteriyor olacağım. Hemen üst tarafta da aslında Quick Access Toolbar'ı görüyorsunuz. Quick Access Toolbar'da sizin rahatlıkla dosyanızı açabileceğiniz, çağırabileceğiniz, kaydedebileceğiniz, geri veya ileri alabileceğiniz, pencere arasında değişiklik yapabileceğiniz unsurları karşınıza getirir. Bu da daha rahatlıkla kullanım imkanı sizlere sağlar. Onun dışında alt tarafta gördüğünüz üzere aslında web browser halihazırda aktif çalışmakta. Burada sol tarafta gördüğünüz üzere bir model ağacımız mevcut.
Tasarladığımız bütün unsurlar burada hiyerarşik bir sıraya göre sıralanmaya devam eder. Ve siz isterseniz Show Navigator içerisinden açıp kapatabilirsiniz. Creo parametrikle gelen bir özellik size tam ekran çalışmanıza imkan tanır. Herhangi bir unsurun üzerine tıkladığınızda Creo parametrik 4.0 ile beraber gelen bir customize menü toolbar karşınıza gelir. Bu da ihtiyacınız olabilecek bütün araçları karşınıza getirir. Eğer üst tarafa doğru mouse'umu sürüklersem Ribbon menüsünü karşıma getiririm. Sol tarafa sürüklersem Model Tree'yi karşıma getirmiş oluyorum. Aynı şekilde aşağı tarafta da araçlarımı görmüş oluyorum. Şu an tam ekrandan çıkmış bulunmaktayım. Genel olarak aslında arayüzü, yani temel arayüzü ile ilgili bahsedeceklerimiz bu şekilde. Sizlere biraz aslında mouse kombinasyonlarından bahsetmek isterim. Bunun için Sample Topic klasörünün üzerine sağ tık yaparak Set Working Directory'e tıklıyorum. Not 1 açıyor. Şimdi sizlere biraz mouse kombinasyonlarından bahsedeyim. Bu aslında sizi rahatlıkla yakınlaştırıp modelinizi sağ sola çekiştirmenize imkan tanıyan model kombinasyonlarıdır. Mesela mouse'unuzun orta tuşuyla ileri geri bir şekilde, hızlı bir şekilde yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. CTRL ile ileri geri yaparsanız çok daha hızlı bir şekilde bunu yapma imkanını sağlar. Shift'e tıklayıp ileri geri yaparsanız daha hassas bir şekilde uzaklaştırma ve yakınlaştırma işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Mesela Shift'e basık orta tuşa bası tutarsanız, yani Shift ve orta tuşa bası tutarsanız sağ sola yukarı aşağı çekiştirme işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Veya CTRL'e basıp ileri geri yaparsanız aynı şekilde. Ama buradaki önemli nokta her iki tuşa da basılı tutuyor olmanız ve mouse'unuzu ileri geri götürüyor olmanız önemlidir. Yani CTRL'ye tıklıyorum, orta tuşa basılı tutuyorum ve ileri geri tıklıyorum. Bu sayede yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. CTRL'e basıp orta tuşa basıp sağ sola doğru çekiştirsem merkezin ortasında döndürmüş oluyorum. Yeniden tekrarlıyorum. Aslında CTRL'e basıp orta tuşa basılı tutuyorum ve sağ sol çekiştiriyorum. Genel olarak da aslında mouse kombinasyonları da bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi bunun haricinde size Quick Toolbar içerisinde bahsettiğim araçlardan da bahsetmek isterim. Mesela burada sizlere biraz display style'dan bahsedeyim. Görünüşlerden özellikle bahsedeyim. Creo parametrik daha önce kullananlarınız bilir ki 6 adet görünüş karşımıza gelir. Bunların ilki Shaded with Reflections. Aslında Shaded with Reflections ile beraber siz arkaya bir sahne tanımlamanızla beraber, mesela burada biz bir sahne tanımlayalım. Real-time rendering motoru çalışır ve Perspective View'a tıkladığımızda aslında gördüğünüz üzere arkaya bir sahne tanımlamış oluyoruz. Bu da Creo 4 ile beraber gelen yeniliklerden bir tanesi. Shading with Edge dersek kenar çizgilerini daha belirgin gösterecek bir görünüm karşımıza geliyor. Shading dersek daha yumuşatılmış bir görünüş karşımıza gelir. No Hidden dersek sadece çizgileri görürüz ama görünmeyen çizgileri karşımıza getirmez. Hidden Line dersek de görünmeyen çizgileri de karşımıza getirmiş oluyor. Wireframe de aslında aynı mantıkla çalışıyor ama Wireframe'in bir özelliği de siz modelinize katı mı veya yüzey mi olup olmadığını bu şekilde görebilirsiniz. Bunu görebilmemizin en kolay yolu da siz bir yüzey çizdiğinizde modelinizin çizgilerinin pembe renklerinde olabildiğini görüyorsunuz. Ama bir katı olduğunda biraz daha mavi, daha koyu, siyaha yakın renkler içerdiğini görüyoruz kenar çizgilerin. Ve bu şekilde aslında modelimizin yüzey mi yoksa katı mı olup olmadığını bu şekilde anlamış oluyoruz.
Şimdi ben gene shading with edge'e tıklıyorum. Ve sizlere basitçe buradan görünüşlerimizden bahsediyorum. Şimdi burada aslında skecimizde de ilk başta oluştururken bize sorduğu mantıklı bir yani görünüş mantığı çalışır. Siz burada front'a tıkladığınızda önden bir görünüş sağlarsınız. Left'e tıkladığınızda soldan bir görünüş. Right'e tıkladığınızda sağdan bir görünüş. Back'e tıkladığınızda arkadan bir görünüş karşımıza gelir. Yani aslında sketch'te de biz hani hangi düzleme çizeceğimizi belirlerken de aslında bu referansları kullanarak çizimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada da siz hangi düzlemleri görmek istiyorsanız veya modelinizi hangi düzlemden görmek istiyorsanız rahatlıkla buradan seçebiliyorsunuz. Standard Orientation'da halihazırda sabit bir görünüm karşınıza geliyor. Default Orientation'da da aynı şekilde ilk başta Standard Orientation'da aynı görünüm karşınıza gelir. Ama bu düzenlenebilir bir haldedir. Sizlere biraz da Datum Display'den bahsedeyim. Aslında Datum Display'ler sizin eksenlerinizi, noktalarınızı, koordinat sisteminizi ve planlarınızı karşınıza getirir. Ben buradan eğer mesela datum planlarımı görmek istemiyorsam plan display'imi kapatabilirim. Eksenlerimi görmek istemiyorsam eksenlerimi kapatabilirim. Noktamı kapatabilirim veya koordinat sistemi kapatabilirim. Veya hepsini açabilirim. Veya hepsini kapatabilirim. Ben şu an mesela diyorum ki planlarım gözüksün. Size ek olarak bir anlatacağım konu da siz view içerisinden Point Tag Display yani Datum Tag Display'leri kullanarak aslında referans eksen düzlemlerinize ait olan isimleri de burada görebiliyorsunuz. Ama isterseniz daha sadeleştirmek için de bunu kapatabilirsiniz. Eğer sizin herhangi bir ölçünüz varsa eğer mesela Annotation içerisinden Show Model Annotation diyelim mesela hatta şöyle yapalım. Dimension diyelim. Ve ben burada bir ölçü oluşturuyorum. Siz annotate kısmından bir ölçü oluşturursanız, bir iki nokta arası ölçü oluşturursanız, bunları annotation display ile açıp kapatabilirsiniz. Aynı zamanda gördüğünüz üzere bir aracımız daha karşımıza geliyor. Spin Center adında. Spin Center aktif olduğunda Creo'nun belirlediği gördüğünüz üzere burada yeşil, kırmızı, mavi renginde bir merkezden döndürme işlemini gerçekleştirir. Orada tuşa tıklarım. Döndürme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ama Spin Center'ı eğer kapatırsam tıkladığın noktadan sağ sola çevirme işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Ve bu şekilde aslında siz modelinizi istediğiniz noktadan döndürme işlemini gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Şimdi Close'a tıklıyorum. Raise Not Display'e tıklıyorum. Sizlere bir bahsetmek istediğim nokta da aslında klasör yapısının içerisinde şöyle göstereyim hatta. Gene kremodüler klasörün içerisine giriyorum. Sağ klik yaptığınızda mesela siz klasörlerinizin görünüşlerini belirleyebiliyorsunuz. 20 klasör oluşturabilirsiniz. İsim değişikliği yapabilirsiniz. Dosya açabilirsiniz. Kesme, kopyalama, silme, yapıştırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Add to favorites diyerek favori dosyalarınıza ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde remove from favorite diyerek klasörünüzü kaldırabilirsiniz. Add to common folders diyerek yani ihtiyacınız olabilecek klasörleri hemen karşınıza getirebilirsiniz. Set working directory az önce de bahsetmiştik. Burada çalışma ortamını belirleyebilirsiniz. Organize içerisinde aslında sağ klik yaptığımızdaki araçlarla aynı araçlar karşımıza geliyor. View içerisinde klasör görünümlerimizi karşımıza getirebiliyoruz. Tools içerisinde özellikle şöyle göstereyim mesela.
All Versions diye bir aracımız mevcut. Eğer siz birden fazla moda üzerine revizyon gerçekleştirirseniz klasörünüz içerisinde bu versiyonları görme imkanınızı All Versions aracıyla sağlayabiliyorsunuz. Premium içerisinde de mesela sizin modelinize ait görünümler var. Mesela burada bir özellikle burada var olan bir görünümden konu gelirsek eğer şöyle biraz penceremizi büyütelim. Gördüğünüz üzere aslında mouse kombinasyonlarımızı kullanarak da modelimizi sağ sola çekiştirebiliyoruz. Onun dışında sağ klik yaparak görünümlerine değişiklik yapabiliyoruz. Mesela shaded yeniden geri çevirdim. Perspektif bir görünüş sağlayabiliyoruz. Dönüş hızını değiştiğini gerçekleştirebiliyoruz. Görün daha sonra sağ sol çekiştirmedeki farklı özellikleri kullanabiliyoruz. Veya refit diyerek aslında eski haline yeniden dönüştürmüş oluyoruz. Yani preview aracı aslında sizin modelinizi görüntülemenize imkan sağlayan bir araçtır diyebiliriz. Klasör yapısından da genel olarak bahsettiğimize göre o zaman sizlerle beraber farklı bir uygulamaya geçiş yapabiliriz. Modül içerisinden Manage Orient'e tıklıyorum. Manage Orient ASM'ye tıklıyorum. Şimdi aslında sizlere burada grafik toolbar içerisinde bahsetmediğim bir View Manager yapısından bahsedeceğim. Aynı zamanda View Set Orientations içerisinde bulunan Reorient ve View Normal'dan bahsedeceğim. Ama bundan öncesinde hemen View'da bulunan Appearances kısmından sizlere biraz bahsetmek isterim. Gördüğünüz üzere var olan renklerimiz karşımıza geliyor veya biz klasör içerisinden herhangi bir rengi seçerek üzerinde boyama işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Sadece rengimize tıklayıp unsurumuzun veya herhangi bir part burada SMD ortamında olduğumuz için part unsuruna tıklayarak alt tuşa tıklayarak renklerimizi tanımlayabiliyoruz. More Appearances diyerek siz buradan kendinize özel renk oluşturabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Intensity, Ambient, Shine, Highlight gibi ayarlarımız mevcut. Aynı zamanda RGB yani burada renk paletlerini kullanarak farklı bir renk oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ben mesela burada bir renk oluşturdum. Ve bu şekilde herhangi bir unsurumu boyamış oldum. Şimdi onun dışında başka mor edit model appearances içerisinde var olan rengimizi üzerine değişiklik yapabiliriz. Gördüğünüz üzere hemen sağ uç tarafta bir imlecimiz var. İmlecimizin üzerine tıklıyorum. Ve herhangi bir unsura tıkladığımda aslında o rengi karşıma getiriyor. Ve o renk üzerinde gene aynı şekilde Preview Appearance kısmında değişiklikler gerçekleştirebiliyorum. Copy Paste Appearances diyerek aslında burada imlecimi kullanarak rengimi belirliyorum. Yani hangi rengi kopyalayacağımı söylüyorum. Ve boyayacağım yüzeyi seçerek orta tuşa tıklayarak bu şekilde boyama işlemini gerçekleştiriyorum. Bunun haricinde son olarak Clear Appearance diyerek unsurun üzerinde bulunan rengi silebiliyorum. Veya Clear Assembly Appearances diyerek Remove All Appearances diyebiliyorum. Yani bu sadece SMD ortamında oluşturacağınız renkleri siler. Bunun dışında da eğer bütün olarak silmek isterseniz de Clear Appearance içerisinden Clear All Appearance'ı tıklamanız ve OK'lemeniz yeterli olacaktır. Renklendirme ile ilgili gerekli konuları burada anlattığımıza göre View Manager mantığından sizlere biraz bahsedebilirim. Şimdi
En başta da bahsettiğim üzere Orient kısmında biz burada görünüşlerimizi karşımıza getirebiliyoruz. Mesela aşağıdan bir görünüş aldım. Önden bir görünüş almak istediğimde front görünüşü karşıma getiriyorum. Bunun üzerinde Redefine diyerek Reorient özelliklerini kullanarak yeni bir görünüş tanımlayabiliyorum. Veya şöyle bir şey yapabiliyorum. Mesela istediğim şekilde konumlandırdım. Save dedim. İsmini 3D ismini verdim. 3D 1 dedim hatta. Gördüğünüz gibi ben herhangi bir görünüş, mesela arkada görünüşten 3D 1 görünüşüne getirdiğimde benim az önceki ayarladığım görünüşü karşıma getirmiş oluyor. Remove dediğimde silebiliyorum. Şu an silmeyeceğim. Rename ile ismini değiştirebilirim. Copy ile kopyalayabilirim. Veya bir description bilgisi girebilirim. Activate ile buradan diyelim görünüşü active olarak belirleyebilirim. Şu an standart orientation'a getiriyorum. View Manager mantığı aslında sizin mesela representation, exploit yani patlatılmış görünüş, işte appearance, renklendirme veya katman veya section kesitlerle alakalı. Ve bunun gibi gördüğünüz gibi 8 farklı unsurun bulunduğu ve bunların sekmelere ayrılmış bulunduğu bir kutucuğu temsil eder. Siz buradan görünüşlerinizle ilgili bütün değişikliğinizi View Manager içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada sizlere bahsedeceğim bir View Normal var. View Normal aslında siz herhangi bir yüzey seçtiğinizde bunu direkt paralel olarak karşınıza getirir. Veya siz View Normal ile herhangi bir düz çizgiye tıklarsanız bunu karşınıza dik olarak karşınıza getirir. Bu sayede siz görünümlerinizi karşınıza gelebilecek şekilde ve tasarımlarınızı yaparken de rahatlıkla görünüşünüzü karşınıza alabileceğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Reorient'e tıkladığımda mesela ben burada bir iki tane referans olduğunu görüyorum. En başta hangi yüzeyi seçmem gerektiğini söylüyor. Ben mesela burada bir front yüzeyi seçiyorum ve gördüğünüz gibi message log içerisinde select front surface or coordinate system axis yani bir ön yüzey veya bir koordinat sistem ekseni seçmem gerektiğini söylüyor. Ben bir ön yüzeyi seçiyorum. Sonrasında ise seçeceğim kenarın hangi ne yani fronta göre tepede şöyle söyleyeyim. Hangi çizginin tepesinde olacağını belirtmem gerektiğini söylüyorum. Bunun için de mesela düz bir çizgi burada mevcut mu? Hatta şöyle yapabiliriz. Herhangi bir çizgiye tıkladığımda o çizgi üstte kalacak şekilde konumlandırmış oluyorum. Bottom dediğinde tam aşağıda konumlanacak şekilde konumlandırıyorum. A çizgiyi left dediğimde tam solunda olacak şekilde konumlandırıyorum. Veya right dediğimde de tam sağında olacak şekilde konumlandırmış oluyorum. Yani aslında siz Reorient'le beraber seçtiğiniz yüzey üzerinde seçtiğiniz herhangi bir çizginin üstte mi, solda mı, sağda mı veya altta mı konumlanacağını bu şekilde karar verip görünüşünüzü kaydedebilirsiniz. Close diyorum. Resonant Display diyorum. Şimdi sizlere biraz da aslında seçim özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bunun için de Creo Parametric Model 4'te bir Direct Selection ASM'ye tıklıyorum. Şimdi Creo Parametric içerisinde bir takım farklı seçim özellikleri mevcut. Mesela siz bir yüzenin üzerine mouse'unuzu götürdüğünüzde gördüğünüz üzere turuncu renkte görürsünüz. Bu sizin konfilinizde belirlediğiniz renge göre değişiklik gösterebilir. Benim rengimde turuncu olarak gösteriyor. Herhangi bir kenar veya herhangi bir yüzey üzerine tutturduğumda mouse'umu turuncu olarak belirliyor. Sol klik yaptığımda
koyu yeşil bir renk olarak belirlemiş oluyor. Bunun haricinde mesela birden fazla unsuru CTRL ile beraber seçebilirim. Bu arada Creo Parametric 4.0 ile beraber gelen bir özellikle siz herhangi bir unsurun üzerine tıkladığınızda model harcınızda hangi unsur olduğunu karşınıza getirir. Normalde daha önceki versiyonlarda siz modelinizin herhangi bir unsuruna tıklayıp sağ klik yapıp Locate in Model Tree yapmanız gerekirken Creo 4'te bu yerine Auto Locate in Model Tree özelliğine bıraktı. Bu sayede siz unsurunuzu rahatlıkla model ağacı içerisinde otomatik olarak görebiliyorsunuz. Bunun dışında siz aynı şekilde model ağacı içerisinde CTRL ile tek 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 seçebilirsiniz. Dış çizgilerini karşınıza getirecek. Veya Shift'e tıklayarak her ilk seçtiğiniz ve son seçtiğiniz arasındaki bütün seçenekleri karşınıza getirebilirsiniz. Yani bu şekilde seçim işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Sağ alt köşede gördüğünüz geometri olan kutucuk içerisinde gördüğünüz gibi birden farklı araç mevcut. Mesela Edge. Yani ben burada sadece Edge'e tıklayarak kenarları seçebilirim. Gördüğünüz gibi kenar dışında hiçbir geometri karşıma getirmez. Surface direkt sadece yüzeyleri seçebilirim. Bunun dışında Vertex diyerek herhangi bir kenar noktaları varsa bunları seçebilirim. Aslında burada kullanabileceğiniz unsurları özelleştirerek seçmenize imkan tanıyan bir araç mevcut. Bunun haricinde mesela siz mouse'unuza sol taraftan sağ tarafa doğru sürüklediğinizde bir kutucuk oluşturduğunuzda içerisinde bulunan bütün unsurları seçer ama sağ taraftan sol tarafı seçtiğinizde daha geniş bir alan alır. Yani siz aslında soldan sağa yaptığınızda daha dar bir alan alırken daha spesifik bölgeleri seçerken sağdan sola doğru seçtiğinizde daha geniş alanları seçmenizi imkan tanır. Aynı zamanda mesela bir unsurun üzerine mouse'unuza götürdüğünüzde sağ klik yaptığınızda ona ait unsurları da görebilirsiniz. Yani onunla bütünleşik hani birbirine bağıntılı olan unsurları da buradan rahatlıkla görebilirsiniz ve bu şekilde seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela crankshaft'ımızı seçtik. Yani buradaki önemli nokta siz bir unsurun üzerine mouse'unuza getirin ve getirdikten sonra sağ klikle göremediğiniz unsurları seçin. Zaten model ağacında da rahatlıkla bunu görebiliyor olacaksınız. Bunun haricinde son olarak mesela gördüğünüz üzere pick from list var. Bütün olan neydi? Liste içerisinde bulunan bütün unsurları birbirine bağlı veya aile çocuk referans ilişkileri olan unsurları teker teker seçebilirsiniz. Genel olarak zaten aslında seçimle ilgili olarak Creo Parametric'in çalışma mantığı bu şekilde. Bunun haricinde sizlerle beraber mesela seçimlerden bahsettik. Aynı zamanda ölçüleri nasıl görebileceğimizden veya modelimiz üzerinde değişiklik yaptığımız Edit Definition nasıl bir mantıkta çalıştığından şimdi sizlere biraz bahsedeceğim. Creo modüller içerisinden Dynamic Edit'e tıklıyorum. Ve gördüğünüz üzere karşıma bir model gelmiş oluyor. Az önce bahsettiğim üzere herhangi bir unsurun üzerine tıkladığımda ben bir Customize Mini Toolbar görürüm. Bunun içerisinde Add Dimensions'a tıkladığımda ölçülerimi karşıma getiririm. Veya herhangi bir unsurun üzerine tıklayıp Add Definition'a tıkladığımda mesela ön yüzeye tıkladım. Add Definition'a tıkladım. Buradan ileri geri
çektirme işlemi gerçekleştirebilirim. Veya buradan ölçülerimi girebilirim. Mesela 10 birim ölçü girebilirim. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Edit Dimension'da sadece ölçülere müdahale edebilirsiniz. Ama Edit Definition'da siz ölçülere müdahale, yani geometrinize, katı geometrinizin ölçüsüne müdahale ettiğiniz gibi onun şeklini de değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim. Nasıl olabilir mesela? Bunu yüzey olarak belirleyebilirsiniz. Options içerisinde Captains direkt açık olan noktalarını kapatabilirsiniz. Veya bir açı verebilirsiniz. Bu aslında ileride draftta daha net görebileceğimiz bir çıkma açısını içerir. Siz Add Taper özelliğini aktif ederek modelinizin geometrisi üzerine değişiklik yapabilirsiniz. Derinlik üzerine değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda sketch'iniz içerisine girerek sketch'iniz içerisinde değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dashboard yapısı içerisinde de sizlere aslında ihtiyacınız olabilecek, modeliniz üzerine değişikliği gerçekleştirebilecek bir takım araçlar sunar. Mesela Depth Direction'ı ben oluşturduğum katı modelimin yönünü değiştirebilirim. Yüzey mi katı mı olacağını belirleyebilirim. Ölçümü belirleyebilirim. Derinlik tip seçeneklerimi belirleyebilirim. Kesme mi olup olmayacağını burada remove material ile söyleyebilirim. Veya bir kalınlık mı verip vermeyeceğimi bu şekilde Edit Definition yardımıyla farklı araçları kullanarak model üzerinde geometrik değişiklikler gerçekleştirebilirim. Genel olarak zaten Edit Definition'da Edit Feature'ın yani Edit Dimension'ın çalışma mantığını da bu şekilde görmüş oluyoruz. Sizlere biraz Activate ve daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Activate özelliğinden biraz sizlere bahsetmek isterim. Activate yani siz bir unsurunuzu daha ön plana çıkarıp üzerine tasarım değişikliği yapmak istiyorsanız Activate aracını kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi ben burada Flywheel unsuruna tıkladım ve sol click yaptıktan sonra Customize Menu Toolbar içerisinde Activate dedim. Gördüğünüz gibi diğer unsurları olduğu gibi transparan hale getirir ve model üzerindeki Flywheel unsurunu daha aktif bir şekilde karşınıza getirir ve bu sayede siz tasarımınız üzerinde değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz. Ben mesela herhangi bir unsurun üzerine tıkladım. Evet, Dimensions'a tıkladım. Burada 16 tane kanat olduğunu bana söylüyor. Ben bunu 8 olarak belirtiyorum ve Regenerate yaptırıyorum. Gördüğünüz gibi kanat üzerinde görünüm değişiklikleri gerçekleştirebiliyorum. Yani Activate aslında sizin burada model üzerinde özellikle çalışmak istediğiniz unsuru seçerek bunu aktif hale getirmenize imkan tanır. Peki Activate özelliğini aktif ettikten sonra eski hali nasıl getirebilirim? Bunun için Activate Edit ASM yani aslında en tepedeki Assembly dosyasına tıklayarak Activate dediğinizde bu şekilde eski haline geri dönüştürebilirsiniz. Veya Windows içerisinde açık olan pencerenin üzerine tıktığınızda yeniden modelinizi yani montaj dosyanızı eskisi gibi bütün unsurlarla görünür hale getirebilirsiniz. Genel olarak da zaten Activate aracının çalışma mantığını da bu şekilde açıklayabiliriz. Close diyorum. Is not displayed diyorum.
Şimdi sizlere biraz delete ve suppress araçlarının ne işe yaradığı, ne amaçla kullanıldığından bahsedeceğim. Delete aracı sizin bir unsurunuzu silmenize imkan tanır. Ama siz referans ilişkileri olan bir unsuru bunu kolayca geri alamayabilirsiniz. Mesela ben burada sildim. Bu herhangi bir referansı etkilemiyor. Ama mesela dedim ki en baştaki unsurumu silmek istedim. Gördüğünüz gibi karşıma highlighted features and components will be deleted. Yani burada aslında diğer unsurlarda model aracı üzerinde gördüğümüz üzere etkilediğini görüyoruz. Okey dediğinizde hepsini birden silmiş olur. Undo derseniz geri çağırabilirsiniz ama şöyle de bir durum var ki siz bu işlemi yaptıktan sonra eğer silme işlemini gerçekleştirdikten sonra kaydetme işlemini gerçekleştirirsiniz dosyanızı bir önceki olacak şekilde açamayabilirsiniz. Yani bu noktada dosyanızı silmekten ziyade aslında bir diğer aracımız olan Suppress aracımızı kullanabilirsiniz. Suppress aracı ne amaçla kullanılır? Bunlardan sizlere bahsedeyim. Suppress de aslında delete ile aynı mantıkla çalışır. Sadece siz suppress ettiğinizde özellikle burada gösterebilirsek eğer Customize Menü toolbar içerisinde Suppress'e tıklıyorum. Ve gördüğünüz üzerinde yanında küçük bir karecik ikonunu oluştuğunu görüyorum. Ama ben bunu dilediğimde resume ettirerek yeniden kullanılabilir hale getirmiş oluyorum. Bu aslında şu amaca imkan sağlıyor. Yani siz model üzerinde farklı bir tasarım gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ama bunu yaparken de bir önceki unsurlardan birini kullanarak bunu yapmak istiyorsunuz. Bu noktada siz mesela suppress ettiniz diyelim. OK tıkladınız. Gördüğünüz üzere birbirine ait olan unsurları suppress eder. Ve siz bunun üzerinden yeniden bir tasarım oluşturabilir. Ve bunlar içerisinde değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz. Az önce de bahsettiğimiz üzere sizin suppress işlemi gerçekleştirdikten sonra resume işlemini gerçekleştirmeniz gerekir ki unsurlar yeniden eski haline geri dönüş yapabilsinler. Genel olarak delete ve suppress araçlarının kullanımı bu şekilde. Bir de son olarak sizlere rear ve front düzlemde hide ve unhide aracının nasıl olduğunu göstereceğim. Bunun için de modül 4 içerisinden visibility'den fit.com visibility açıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere karşımıza gene bir benzer unsur geldi. Ve az önce bahsettiğim üzere rear ve front düzlemde bulunan unsurları hide ve unhide ettiğinde aslında burada nasıl bir amacı teşkil ediyor bunları göstereceğim. Hide ettiğiniz bir unsuru siz unsur kaldırmış oluyorsunuz. Aslında şöyle söyleyebilirim. Kaldırmıştan kastım tam anlamıyla kaldırmış olmuyorsunuz. Referans ilişkilerini hiçbir şekilde etkilemeden görünümden kaldırmış oluyorsunuz. Siz modelin üzerinden yeniden tasarım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda unhide ederek eski haline getirmiş olabilirsiniz. Yani bu sayede siz aslında herhangi bir unsurunuzu hide ederek unsurunuzun grafik window içerisinde görünümünü kaldırırsınız. Ama unhide ederek yeniden eski haline getirebilirsiniz.
Ama bu hiçbir şekilde sizin referans ilişkilerinizi etkilemez. Çünkü siz burada sadece görünümünüzü silersiniz. Ama siz onun üzerine yeniden bir tasarım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu da sizin referans ilişkilerinizi hiçbir şekilde etkilememiş olur. Genel olarak yeni başlayanlar için kredi birinci haftaki eğitimimizde anlatabileceklerim bu şekilde. Eğer bizlere ulaşmak isterseniz LinkedIn içerisinde Informatik Innovation yazmanız yeterlidir. YouTube kanalımız içerisinde Creo.tr'yi takip etmeniz ve web sitemiz olan informatikpl.com'a tıklayarak gelişmelerimizi takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz var ise sorularınızı cevaplandırmak adına sorularınızı alabilirim. Katılımınız için teşekkür eder. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle.